şu an yüzme hocamız Erdoğan Er Yılmaz bize yüzme ile alakalı bilgilerini aktarıyor, tecrübelerini aktarıyor. Ben bazı soruları soracağım. Erdoğan hocamız da bize cevabını verecek. Erdoğan hocam, insanlar şöyle diyor. Ya ben havuza girdiğimde dibe doğru batıyorum. Yani havuzda suya batmamak için, havuzun yüzeyinde, suyun yüzeyinde durmak için vücudun belli bir açısı var mı? Nasıl duracağız veya? Evet. İnsanlar yanlış durursa, dikey durursa, yani su da benim gibi dikey durursa, tabii ki batar. Ayaklar aşağıda olur. Ama kafayı suya koyduğu an göreceksiniz, ayaklarla kalkacak suda düz bir şekilde, bu şekilde durabileceğiz. Burada önemli olan kafanın pozisyonu ve şekli. Yani vücudun da hocam belli bir açısı var mı? Mesela 15 derecelik, 45 derecelik, şimdi 60 derecelik suda sürekli bir hareket halinde olduğumuz zaman açılar 15 derece ile 25 derece arasında sırt üstünde farklı, serbestte farklı açılar oluyor. Ama şimdi ayaklarımız mutlaka diri suda olacak. Kafamız suyun içerisinde ama ayaklar oldukça suyun 30 santim, 40 santim aşağısında olacak. Çünkü serbestte ayağımızı vurduğumuz zaman diri suya vurmalıyız. Ölü suya vurursak gidemeyiz. Ayaklar bizim bir nevi motorumuzdur. Yani ölü su nedir, diri su nedir? Ölü su şudur. Biz bu şekilde vuruyoruz. Bu ölü sudur. Ama ayağımız içeri girse, içeride bir dolfin hareketi yapsa, şu şekilde bir dolfin yapsa suyun içerisinde, o ise diri sudur. Dolayısıyla biz ayaklarımızı vuruyoruz ama hocam ilerleyemiyorum diyen arkadaşlarımız var. Çünkü biz ölü suyla uğraşıyoruz, diri suya vurmuyoruz. Evet, isterseniz hocam, yani suyun üzerinde durma hareketini, sırt üstü veyahut da yüz üstü, onu bir gösterelim. Sırt daha üstü, iyi anlaşılır. Yüz üstü yine kafamız sıkı olacak, gösteriyorum. Evet, görüyoruz şu an. Kafamızı suya batırıyoruz, ellerimizi uzatıyoruz, ayaklarımızı da dümdüz, dümdüz bir pozisyon ve suda böylece duruyoruz. Sırt üstü gösteriyor. Evet hocam, sırt üstü pozisyonu şu an gösteriyor. Yine eller uzun, ayakları çırpıyor. Elleri uzattı böyle sonuna kadar. Kafa suyun içinde. Evet, görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Böylece duruyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir nevi vücudu dümdüz yaptığımız zaman suda durabiliyoruz. Hiçbir hareket yapmadan durabildim. Hocam suda ilerlemek için yani bu kol hareketine bir bakalım isterseniz. Elimiz nasıl olacak? Kolumuzu nasıl yapacağız? Şimdi, suyun içerisine girdiğimiz zaman bakın elimiz serbest yüzmede. Elimiz buradan girdi. Girdiği zaman aşağı yine diri suya doğru aşağı doğru elimizi girdirip buradan ters bir şişe yapıp ve bu şekilde dışarı çıkartmak. Yani vücut buradan girdi, aşağıdan bir şişe yapıp çıktı. Bir gösterelim hocam. Yani oradaki hareketimiz ağır çekimde gösteriyorum. Evet. Evet, şu an elimizi uzatıyoruz ve göğüs hizasından ta kalça hizasına kadar el geliyor. Evet, görüyoruz bakın. Elimizi uzatıyoruz S biçiminde ve kalçanı oradan çıkarıyoruz. Evet, yine bakıyoruz. Uzattık elimizi. Göğüse doğru S yaparak çekiyoruz. Evet. Hocam bir de ayak çırpmamız nasıl olacak? Bir de ona bakalım isterseniz. Ayak vurmadım, sadece kol yaptım. Ayaklarımızla beraber kollarımız uyum içerisinde olmalı. Ayaklarımızdaki hatalar şu. Kırıyoruz dizimizi. Dizimizi kırıp ya hataları gösteriyorum. Kalkmamızın yaptığı hatalar. Yani evet, dizler kırılmayacak. Görüyorsunuz. Hatalı bir ayak çırpma. Doğrusunu şu an gösteriyor. Ayakları bükülmüyor. Bu ayağın da bir açısı var mı Erdoğan hocam? 4 dakikayı doluyor. Ayağın açısına da diğer derste.